Merhaba arkadaşlar. 21. testle birlikteyiz. Canlılar ve çevre ile ilgili testimiz. Birinci soruda diyor ki verilen kaynaklar şeklinde sınıflandırılırsa seçeneklerden hangisi doğru olur? Şimdi arkadaşlar daimi kaynaklar sürekli olan kaynaklardır. Hangileri süreklidir? Rüzgar sürekli var mıdır? Evet. Daha sonra e, güneş arkadaşlar sürekli var mıdır? Evet bu da vardır. Su var mıdır sürekli? Bu da vardır arkadaşlar. Cevabımız 1, 4, 6 şeklinde A'ya yazacağız. Bakın 1, 4, 6. Yenilenebilenler hangileridir? Bakın yenilenebilen jeotermal kaynaklar yenilenir. Ormanlar yenilenir. Yani yenilenir dediği arkadaşlar sürekli yerine yenisi gelebilir. Toprak da aynı şekilde yenilenebilir arkadaşlar. Yani 2, 3, 5 de ne olacak? Yenilenebilir kaynak olacak. Şıklarda hangisi var? Bakın 1, 4, 6 şeklinde olan B şıkkı var. Cevabımız B şıkkı olur. İkinci soru. Aşağıda verilen bitki türlerinden hangisi ülkemiz sınırları içerisinde bulunan endemik canlılara örnek gösterilemez? Çiğdem, üzüm, madımak, üvez, adaçayı. Çiğdem, üzüm, madımak, üvez, adaçayı. Arkadaşlar burada cevabımız bence üzüm olur. Çünkü üzüm e, diğer e, topraklarda da yetişebilir. Üzüm endemik canlı olmaz diyoruz. Evet. Gelelim üçüncü soruya. Toprağın üst katmanı bitki hayvan kalıntılarından dolayısıyla kalıntılarının dolayısıyla da mikroorganizma faaliyetinin yüksek olduğu bölümdür. Bu durum toprak verimliliğinin yüksek olmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda bu alan erozyon tehlikesiyle de karşı karşıya kalınan bölümdür. Diyor ki buna göre erozyona maruz kalmış bir toprak parçası için verimliliği düşmüştür. Evet arkadaşlar doğru. Su tutma gücü yükselmiştir diyor. Hayır su tutma gücü yükselmez. Çünkü e, toprak gittiği için zaten su tutamaz artık yani. Biyo çeşitliliği azalmıştır diyor. Arkadaşlar zaten e, kalıntılardan dolayı mikroorganizma faaliyeti yüksektir diyor ya üst katman gittiği zaman mikroorganizmalarda gitmiş olacak dolayısıyla biyoçeşitliliği azalmış olacak cevabımız 1 ve 3 e eşlikli olur Dördüncü soru yeryüzünde sadece belirli bölgelerde bulunan türler endemik tür olarak adlandırılır buna göre endemik türlerle ilgili olarak hangilerini ulaşılamaz yayılma potansiyelleri yüksektir Hayır arkadaşlar yayılma potansiyeli yüksek olsaydı her bölgede görülürdü o yüzden bu yanlış e, i̇klim toleransları geniştir. Hayır geniş olsaydı her yerde olurdu. Diğer canlı türlerinden izole haldedir. Evet yani sadece belirli bir yerde bulunur. Doğrudur. Cevabımız B şıkkı olur. Ulaşılamaz dediği için. Beşinci soru belirlenlerden hangileri toprak kirliliğinin oluşmasında etkilidir? Bilinçsiz suni göbre, gübre kullanımının artması suni dediği yapay. Evet bu toprak verimliliğini kirliliğini azaltıyor. Kirliliğini artırıyor pardon. Tarım zararlılığı ile mücadelede kimyasal ilaçların kullanılması bu da toprak kirliliğini oluşturur. Topraktaki nitrifikasyon faaliyetinin artması bu azot döngüsü ile ilgili bir durumdur. Bu kirliliği artırmaz. Cevabımız C şıkkı 1 ve 2 olur. Radyasyonun insan vücudundaki olası etkileri diyor hangileri şeklinde gerçekleşebilir? DNA yapısının bozulması sonucu kanserleşme, hormon salgılama mekanizması ve hormon düze düzeyindeki bozulma, derinin anatomik ve morfolojik yapısındaki değişme arkadaşlar hepsi olur. Cevabımız E şıkkı olur. 7. soru aşağıda verilenlerden hangileri hangisi geri dönüşüm uygulamalarının faydaları arasında sayılmaz? Doğal kaynakların korunması sağlanmış olur evet. Enerji tasarrufu sağlanır evet. Atık madde miktarı azalır evet. Ekonomik kazanç elde edilir evet ama fosil yakıt tüketimi artırır. Fosil yakıt ne yapıyor? Hava kirliliğini artırıyor. Dolayısıyla bu geri dönüşümün bir faydası değildir. Sekizinci soru. Madenciliğin yaygın olduğu bölgelerde kadmiyum zehirlenmesine bağlı itay itay hastalığı ortaya çıkmıştır diyor. Bu süreçte sırasıyla durumlar ortaya çıkıyor. Okuyalım. Madensel atıklarla kadmiyumun nehirlere karışması. Bu nehirle beslenen göllerde balık ölümlerinin artması. Nehir suyunun pirinç tarımında kullanılması sonucu bitkilerin kadmiyumu absorbe etmesi, kadmiyumun beslenme sonucu insan vücuduna geçmesi, insanlarda kadmiyum zehirlenmesine bağlı kemik ve eklem ağrılarının oluşması. Diyor ki verilen ilgili hastalığı oluşturma güçlerine göre sıralaması hangisindeki gibi olur? Kadmiyumlu göl suyunu içme su kaynağı olarak kullanma, kadmiyumu absorbe eden bitkileri tüketme, kadmiyum kirliliğinin yaşandığı ortamda soluk alışverişi yapma. Arkadaşlar soluk alışverişinde bakın direkt ne yaparsınız? Akciğerlerinizi alırsınız. O zaman ilk sırada bu olur. Sonra içme suyu olarak kullanma. ikinci sırada bu olur. En sonunda bitkileri tüketme. Yani 3, 1, 2 şeklinde gider. Cevabımız D olur. Dokuzuncu soru bir göldeki su kirliliği oranının yıllara göre değişimi verilmiştir. Diyor ki grafikle ilgili hangisi yanlıştır? Birinci yılda üretici ve tüketici organizma sayısının artması beklenir. Şimdi su kirliliği az zaten. Üretici de artar, tüketici de artar. Doğru. İkinci yılda göldeki kirlilik oranı tehlikeli boyuta ulaşmamış olabilir. Evet arkadaşlar baktığınız zaman henüz tehlike görülmüyor olabilir. Doğru. 3. ve dördüncü yılda göl suyuna endüstriyel atık karışmış olabilir. Bakın çok kirlenme olmuş. Evet olabilir. 5. yılda diyor göldeki organizmalar kirlilikten etkilenmemiştir. E, su kirlilik oranı çok yüksek. Etkilenmemiş olur mu? Etkilenmiştir. Bence bu yanlış olacak. Diğerini de bir okuyalım. 6. yılda kirliliğin önlenmesi için biyolojik mücadele yapılmış olabilir. Evet kirlilik azaldığı için biyolojik mücadele olabilir. Cevabımız değişik olur. 10. soru. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal kirleticiler içerisinde değerlendirilmez? Çöl demişim. Çöl fırtınaları ile taşınan toz zerrecikleri Bir fırtına doğal kirletici olur. Orman yangınları sonucu oluşan karbon monoksit gazı bu da doğal kirleticidir arkadaşlar. Hücresel solunum sonucu oluşan karbondoksit gazı. Yani bizim sonucumuz da oluşuyor. Hani karbondioksit gazı aslında doğal kirletici. Dursun bakalım. Volkanik patlamalar sonucu oluşan kül bulutları bu da bir doğal kirleticidir. Evsel ısınmada kullanılan petrol türevlerinin oluşturduğu gazlar bakın bu insan eliyle yapılan bir şey. İnsan eliyle. Cevabımız E şıkkı olur. Değil mi? İnsanın karıştığı her yer ne yapıyor arkadaşlar? Maalesef ki kirleniyor kendimiz için de ben kendim için de söylüyorum. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım sıklığının artmasıyla diyor hangileri hedeflenmektedir? Fosil yakıt üretimine ayrılan bütçenin azalması evet. Hava kirliliği oranının azalması evet. Sanayileşme oranının azalması evet. Sanayileşme ile bilgisi yok arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 bursa şıkkı olur. 12. soru. Sera etkisinin oluşumu ve olası etkileri incelendiğinde verilen olayların gerçekleşme sırası hangisidir? Fosil yakıt tüketiminin artması, atmosferde biriken karbon türevlerinin artması, güneşten dünyaya çarpıp yansıyan ısının daha çok tutulması, büyük buz kütlelerinin erimeye başlaması deniz seviyesinin yükselmesi. Zaten okuduğum zaman direkt sırasıyla olmuyor mu? Değil mi? Direkt sırasıyla oluyor. Cevabımız A olur arkadaşlar. Evet böylece bu testin de sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.